Arkadaşlar, canlar, hepinizi Toplumsal Özgürlük Partisi adına selamlıyorum. Buradaki yan yana duruşun, değiştirme gücünün umudu ile selamlıyorum. Herkes duysun, görsün, bilsin. Denizi katlederek HDP'yi susturmaya, yalnızlaştırmaya çalışanlara cevabımız işte buradadır. Herkes duysun, görsün, bilsin. Denize söz vermiştik. Denizin uğruna mücadele ettiği, özlemini duyduğu ülkeyi yaratacağız demiştik. İşte bizler burada binlerce deniz olduk ve onun uğruna mücadele verdiği ülkeyi kurmaya başladık. İlk adımı bugün İzmir'de bu mitingle attık. Sevgili dostlar, onlar bizi korkutmaya çalışıyorlar ya, sindirmeye çalışıyorlar ya. Onlar korksunlar. Bizler işte buradayız. HDP'nin etrafında kilitlendik. HDP şimdiye kadar susmadı ve bundan sonra da susmayacak. Ülkeyi mafyalarla, çetelerle bir suç bataklığına dönüştürenler korksunlar. Bizler değil. Faili belli cinayetleri organize edenler, ülkeyi uyuşturucu bataklığına sokanlar korksunlar. Bizler değil. Halkı açlığa, yoksulluğa sürükleyenler, saraylarında lüks şatafat içinde yaşayanlar ve utanmadan, sıkılmadan bu halka pozisyonlarınızı küçültün diyenler korksunlar. Bizler değil. Sevgili dostlar, gördük, yaşadık. Ekonomik krizi nasıl yönettiklerini gördük. Pandemiyi nasıl yönettiklerini gördük. Bizler virüse rağmen iş yerlerine, fabrikalarına giderken onlar evde kaldılar. Evde kal çağrıları yaptılar utanmadan, sıkılmadan. Bizler açlık, yoksulluk içerisinde kıvranırken onlar 3 değil, 5 değil, 7 maaş aldı. Bizler patatesin, soğanın hesabını yaparken onlar ülkenin dibini kazıdı. Şimdi korkmamızı, onların faşizmin kurumsallaşma süreci karşısında sinmemizi istiyorlar ya. Korkmuyoruz, işte buradayız. Onlar korksunlar. Katiller, çeteler, mafyalar korksunlar. Bir gecede çıkan kararnamelerle ülkeyi yönetiyorlar. Bir gecede tek bir adamın kararıyla bizim geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar. Attıkları adamın hiçbir meşruiyeti yok. Hiçbir kabulü yok bizim nezdimizde. Bu yüzden korkmuyoruz. Onlar bizden korksunlar. Haklı olan da, meşru olan da bizleriz. Her yerde bin bir surete bürünerek faşizmin kurumsallaşma süreci karşısında direniyoruz. Korkmuyoruz. Kod 29 sopasına karşı fabrikalarda direnen işçileriz. Korkmuyoruz. Bugün Ankara'da maden işçileriyiz. Korkmuyoruz. Korkmuyoruz. Ülkenin her yerinde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyen kadınlarız. Önümüze kurulan bütün barikatları aşan kadınlarız. Onlarca baskıya, zulme uğrayıp da baş eğmeyen, boyun eğmeyen Kürt özgürlük hareketiyiz. Korkmuyoruz. Eşit yurttaşlık mücadelesi veren Alevileriz. Korkmuyoruz. Özgür ve demokratik üniversite mücadelesi veren gençleriz. Korkmuyoruz. Nefrete karşı yaşasın inat diyen LGBT'leriz. Ve korkmuyoruz. Doğanın talanına karşı İkizdere'yiz, Kaz Dağları'yız. İzmir'e asbest gemisini sokmayacak olan iradeyiz bizler. Bir tripota, bir kameraya yenilecekler diye zırvaladılar ya. Değil, işte buradaki halka, işçilere, gençlere, kadınlara yenilecekler. Bizlere yenilecekler. Bu halkın karşısından yakılıp gidecekler. Sevgili dostlar, insanca ve onurlu bir yaşam hepimizin hakkı. Demokratik bir cumhuriyette yaşamak bir hayal değil. Bugün İzmir'de atılan bu adım ülkenin her yerinde sıklaşacak, yaygınlaşacak. Hepimize önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam ediyoruz buradaki fotoğraflarla ve hepinizi tekrar saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.